bak çocuklar. Eyvallah. Şeytanınız bol olsun. Rıfkı! Nerede kaldı bizim çaylar? Ne bağırıyorsun şişman? Günün birinde bağırmaktan patlayacaksın. Aa! Rıfkı, bugünlerde sen üşüttün galiba. Oğlum senden çay istiyoruz, ayran getiriyorsun. Aşık mısın yoksa? Aşık tabii ya. Bacımız olsun. Gül için cayır cayır yanıyor. Yandığı kokusundan belli değil mi ha? Gül'ü bir daha ağzına alırsan, dilini açlar kulaklarına küpe diye takarım. Manyaklar! Asıl üşütük sizsiniz. Ayran istiyorsunuz, çay getirince bozuluyorsunuz. Bundan sonra her istediğinizi kağıda yazdırıp imzalatacağım. İçin lan gazozlarınızı! Rıfkı abi! Bir dakika gelir misin Rıfkı abi? Ablam seni sokağın başında bekliyor. Acele gelsin dedi. Acele gideyim. Rıfkı bir gün bu aşk yüzünden yanıp benim gibi Mars'a dönmezse yuh olsun. Hakikaten yuh olsun. Nasılsın Gül? Ev buldun mu Rıfkı? Bulamadım Gül. Hani bir haftaya kadar bulurum demiştin? Peki, diyelim ki evlendik. Nerede oturacağız? Sokakta mı, ormanda mı yoksa parkta mı? Sizde oturalım. Ne yani, iç güveysi mi olacaksın? Güvey olduktan sonra bunun içi de bir, dışı da bir. Bunu kafana sok. Annem seni iç güveysi almaz. Baban alır. Babam hiç almaz. Bak Rıfkı. Ben kendi evim olsun istiyorum. Tek bir odaya bile razıyım. Sen razısın ama kiralar razı değil. Sana 10 gün müsaade Rıfkı. Ya ev bulursun ya da bu evlilik yatar. Ev bulmadan da beni arama. Hadi hoşça kal. Ev bulamazsak karı kaçacak. Aylık 100.000 lira. Bir senelik peşin alırım. 500.000'de depozit. Şu anda vereceğim para 1.700.000. Kardeşim sen yanlış anladın galiba. Ben ev satın almayacağım. Kiralık arıyorum. Biz ne yapıyoruz? Evi kiraya veriyoruz. Ver 1.700.000, eve gir. Hemen giremem. Sen evi boş tut. Ben 20 sene sonra gelir bu evi tutarım. Sen delisin galiba. O da yakın. Senin gibi bir iki ev sahibiyle daha konuşursam, deli değil, zır deli olurum. İşine gelirse kardeşim, benim evimin kirası 250.000 lira. İyi, kira makul. Yalnız, ben evin bir yerini merak ettim, göremedim. Ahır mahır gibi bir yer yok mu? Yoksa bu güzelim evde hayvan beslemeyi mi düşünüyorsun? Yo, öyle bir şey düşünmüyorum. Merak ettiğim, bu evi bu fiyata tutan inek nerede yatacak? Allah Allah! Kirası ne kadar? 50.000. Ben garibanım, 30'a versen olmaz mı? Evleneceğim, yuva kuracağım be abla. Peki, seni sevdim. Temiz birine benziyorsun. 30'a verdim gitti. Yak dakika, yak dakika, 1 minut, 1 minut, Esselamun Aleyküm ve Rahmetullah. Mesken kiralık, ben vermek günlüğüne 60.000. Bir aylık peşin, 1.800.000, buyurun. İsterseniz dolar. Ama acı fış fış, bu evin ağırı yok, sen nerede yatacaksın? Yok mahzun, ben her yerde yatar. Kusura bakma oğlum, ben hacıya verdim. Ama bana söz vermişti. Para! Her sözü yer oğlum! Afiyet olsun! Lan hacı, memlekette kiralık ev bırakmadınız be! Ben de gidip Arabistan'da kiralık ev arayayım. Ben böyle kılıksız adama ev vermem. Hadi, bas bakalım! Ulan sen kendi kılığına bak be! Hayret! İlk defa böyle bir ev sahibi gördüm. Evini adama değil de elbiseye göre veriyor. Hey Allah'ım ya! Buyurun! Buyurun! Boş ev arıyorum.
tam yerine geldin. Kıyamet kadar boş ev var. Mesela deniz kıyısında ikinci kat. Akşam mehtabı seyredersin, balkonunda rakı içersin. Kirası da her keseye uygun. Peşini yok, depoziti yok. Aman ne kadar güzel. Aylık 1,5 milyon liracık. O evin balkonunda içilmez, ancak içine edilir. Daha ucuzu yok mu? Var ama denizden çok uzak. Olsun. Aylık 300 bin lira. Yahu sen beni çıldırtacak mısın? Daha ucuzu yok mu? Ucuz arıyorum, ucuz. Var. Aylık 25 bin lira. Heh, çok güzel. Nerede bu? Siirt'te. Tuttum. Nerede demiştin? Siirt'te. Ulan sen benimle dalga mı geçiyorsun? Ne Siirt oğlum? He? Burada evleri bırakıp Siirt'e mi gideceğiz? He? Öldüreyim ulan seni. Merhaba. Rıfkı yine ev bulamadı galiba. Baksanıza, suratı on karış. Ulan şuna bir iyilik yapalım. Yoksa ev diye fıttıracak. Ev mi arayacağız? Rıfkı'nın aramaktan canı çıktı. Fiyat uygun, bir ev bulamadı. Başka bir şey yapalım. Yeter ki şu Rıfkı'yı delirmekten kurtaralım. O zaman ev alalım. Hangi parayla? O zaman ev yapalım. Kolay mı lan? Hadi yapalım dedik. Nerede? Arsa mı kaldı buralarda? Hadi arsayı bulduk. Para var mı bizde? Ormanda tek odalı bir kulübe yapalım. Malzemeyi nereden bulacağız? Yıkıcılardan. İşte bak bu oldu. Hemen işe başlayalım. Hadi. Hadi. Gözlerinizi açın. İşte eviniz. Ev bu mu? Evet, evimiz. Ne güzel olmuş değil mi? Gel benimle. Gördün mü Gül? Ne kadar güzel olmuş değil mi? Şimdi hapı yuttuk arkadaşlar. Demek sen buna ev diyorsun, bak Rıfkı. Hani? Yıkıldı gitti. Sen benimle dalga mı geçiyorsun? Ben gidiyorum. Eğer ev bulamazsan bana hiç gelme. Kim yaptı ulan bu evi? Evi mi? Evi bir ya! Thank you.
kalacaksın şurada. Kalkın. Kalkın diyorum size. Dağıtın şunları. Top oynayacak başka yer bulamadınız mı? Bulamadık. Öyleyse arayın. Adil misin sen be, ne yapıyorsun? Bıraksana beni, adil misin? Bırak beni, bırak diyorum yoksa kötü olacak. Bıraksana beni, ay! 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 Hadi çocuklar. Herkes takımını biliyor değil mi? Geçin yerlerinize. Hoppa! Celal amca, Celal amca! Serseriler mahalleli dövüyor, yetişin! Yetişin mahalleye, anladın mı? Mahallenin şerefi! Bizim mahallenin kılına dokunanı çamaşır gibi yıkarız! Sonra da kuruması için ipi asarız! Benim adım bitirin, söker söker dikerim! Çoktandır dövüş istiyorduk, demek kısmet bugünmüş! Evet, bugünmüş! Bas ver, bas ver! Bas versene oğlum, hadi! Penaltı! Ulan bu penaltı ise eşi olayım be! Ulan zaten öylesin! Oğlum hakem penaltı dediğine göre penaltıdır! Anladın mı? Ben böyle hakemin işi nedir? Ağzını topla! Konuşma lan! Bakın ulan buraya! Nereye ufaklık? Bizi mi döveceksiniz? Kim söyledi? Allah aşkına kim söyledi? Ah ulan ah! Bu itlerden intikam almazsak kahrımdan geberirim! Şimdiden cenaze hazırlıklarına başla! Onlarla başa çıkamayız! Çıkarız çıkmasına da! Nasıl ulan şişko, nasıl başa çıkarız? Bunların başına bizim Tarzan Rıfkı'yı musallat edeceksin, analarından doğduklarına pişman olacaklar! Ulan o manyağı sıkıp Hamidiye suyu diye içerler! O ineğin her tarafı Tarzan olsa ne yazar? Neymiş? Tarzan Rıfkı'ymış! Hadi be hadi! Ulan Hıyarto! Tarzan Rıfkı'yı yabana atma! O bir işe yapıştı mı oradan onu zor sökersin! Kene bile Tarzan Rıfkı'nın yanında uhu gibi kalır! Hakikaten sende bizim Tarzan kadar akıl yok! Bizim Tarzan çirosiklet! Üflesen kendini Afrika'nın göbeğinde bulur! Sonra bunlar zengin çocukları! Hepsi besli tosun gibi! Vurdukları zaman silindir çatmış gibi olduk! Siz başka bir çare düşünün! Bizim Tarzan Rıfkı'da bir hususiyet var! Şişko'nun dediği gibi yılmıyor hergele! O dayak yese bile üzerlerine gidiyor! Ulan doğru be! Hani boksör Salih vardı? Bizim Tarzan'ı dövmekle başa çıkamayıp aklını oynatmıştı! Unuttunuz mu? Günde 10 posta Rıfkı'yı döverdi! Rıfkı yine de diklenirdi! Salih sonunda keçileri kaçırıp tımarhaneye düştüydü! Nasıl hatırlamam? Boksör Salih'in hali gözümün önüne geliyor! Ulan Salih gibi adamı çıldırtan bizim Tarzan... ...bu it oğlu itleri de en kısa zamanda tımarhanelik eder! Yaşa ulan şişko! Gidip Tarzan'ı ormanda bulalım hadi! Yalnız ben gelmem! Neden? Neden olacak? Geçen gün ona ip sattım, sallanırken kopmuş!
Beni gördüğü yerde kovalıyor. Yeni bir ip verdim, barıştık. Eğer verdiğim yine kopmuşsa... bu sefer ağzıma eder. Oyun bozanlık yapma şişko, yoksa ağzına ben ederim. Bırak beni be, beni Tarzan öldürtecek misin? Yürü hadi, yürü! Nerede acaba bu salatalık? Geçen sefer bir ağaca takılı bulmuştuk. Gelmeseydik ayvayı yemişti. İster misin yine ampul vaziyetinde bulalım? Hı? Şişko, sen onun dilinden anlarsın. Bir sesle de gelsin. Rıfkı! 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 Bırakın beni, bu Rıfkı beni bu sefer gebertir. Korkma, biz varız, sana bir şey yaptırmayız. Ulan Şişko! Bırakın, bırakın beni, bırakın, bırakın! Ulan Şişko! Bırakın be! Her sattığın ip kopuyor. Kıç üstü düşmekten oturamaz oldum. Şimdi seni geberteceğim ulan! Dur be, ben dur ya, dur dedim sana, dur! Şişko sana isteyerek çürük ip satar mı? Bu şans işi! Sana hep çürükler rast geliyor demek ki. Ulan sen onun avukatı mısın ha? Ulan Şişko, vereceğim bir ip daha koparsa o zaman yandın. Sen de yandın, anan da yandı. Tamam mı? Geberteyim mi ulan seni? Dur, yeter be! Ulan buna Tarzan dedik diye bu hıyar kendini gerçekten Tarzan sanıyor. Tarzan dediğim bağırdığı zaman aslanlar, kaplanlar, filler gelir. Hadi sen de bağır bakalım. Kimler gelecek görelim. Sıkıysa bağır bakalım. O zaman Tarzan olduğunu anlarım. Hadi cevap versene! Ulan Hıyarto, Belgrad Ormanı'nda aslan ne gezer? Gerçek Tarzan bile bağırsa havasını alır. Bizim Rıfkı niye bağırsın? Tarzan olduğunu iddia ediyor ya! Gerçek Tarzan buraya aslan yağdırır be! Ulan keriz Şişko! Rıfkı bir nara patlatırsa buraya yağmur gibi aslan yağar. Ne yağması be! Bu kerizi Tarzansın diye diye biz bu hale getirdik. Yeter be! Yeter! Hadi bağırsana Rıfkı! Bağır da yağmur gibi aslan yağdır bakalım buraya! Yağdırır tabii. Ben de yağdıracağına inanıyorum. Ben de inanıyorum. Yağdırır ama sırası değil. Evet, sırası değil. Tüh ulan sizde, sırası değilmiş. Ulan ne kaypak adamlarmışsınız be! Bana bakın! Ulan yağcılığı bırakın be! Olmayacak duaya amin demeye başladınız. Aslanların gelmeyeceğini siz de biliyorsunuz ama... bu salatalığa menfaatiniz icabı arka çıkıyorsunuz. Sus ulan Şişko! Ne susacağım be! İnadım tuttu! Şu aslanları görmek istiyorum. Bakalım kaç kilo bizim Tarzan? Ulan Şişko, aslanı görünce altına kaçırırsın vallahi. Ben kaçırmaya razıyım. Ama aslanlar gelmezse... senin de ne koftiden Tarzan olduğun meydana çıkacak. Hadi bağır! Bağır, bağır! Sen Şişko'ya aldırma Rıfkı, ne dediğini bilmiyor o. Rıfkı dünyadaki Tarzanların en Tarzanıdır. Şuna bak be! Nerede böyle Tarzan var? Senin fiyakanı yiyeyim ben. Tarzan'a bak, hizaya geldi. Ulan Şişko, günah benden gitti. Seni altına kaçırtayım da aklın başına gelsin. Boş ver be Rıfkı. Şişko'nun ne pislik olduğunu biliyoruz. Biliyorum ne pislik olduğunu ama... kendi kaşınıyor, ne yapayım? Rıfkı, aslan çağırma, ben korkarım. Yalvarırım çağırma, yalvarırım. Çok korkarım, kurban olayım. Şişko, bitirime dua et. Aslan görmekten korkuyor. Yoksa boğazına kadar pisliğe gömülecektin. Rıfkı, senin bir halt yemeyeceğini bildikleri için... akılları sıra rezil olmayasın diye seni kolluyorlar. Oğlum, sen sabaha kadar bağırsan... değil aslan, solucan bile gelmez. Ulan Şişko, şimdi görürsün sen. Aslan gel!
Senin yüzünden işimiz alt üst oldu. Mahalleye gidince kafanı 5 yerden deleceğim. Rıfkı, aslanın ikizi. Şişko, gördün mü lan? Hey Şişko, gel lan buraya! Ulan Şişko, demedim mi ben sana aslanları görünce altına kaçırırsın diye? Ama sen altına kaçırmamışsın, altına doldurmuşsun. Sen şimdi Şişko'ya boş ver Rıfkı. Senden bir ricaya geldik. Oğlum, bu püs koku arasında laf dinleyemem. Kulaklarım tıkanır. Rıfkı, bizi dinlemelisin. Dinleyemem oğlum. Acele işim var. Gidip mektup var mı diye bakacağım. Ne mektubu bu? Evlenme mektubu. Aa, sen evleniyor musun? Tabii. Tarzan'ın karısı yok mu oğlum? Ben de Tarzan olduğuma göre benim de karım olmalı. Geçen gün gazeteye ilan verdim. Tarzan Jane'i arıyor, onunla evlenecek. Cevaplar gelmiştir, bakmaya gidiyorum. Onun için rica kabul edemem. Hadi hoşça kalın. Yahu ne salatalık bu Rıfkı. Evlenecekmiş. Kim varır bu manyağa? Öyle de olsa Rıfkı ile evlenecek kız çoktur. Hadi oradan iskelet. Buna varacak karı süper manyak olmalı ki Rıfkı ile evlensin. Sen hakikaten cahil kalmışsın oğlum. Dünyada bir sürü manyak kadın var. Gazeteleri okumuyor musun? Falanca karı bir zıpırla evlendi diye. Adamın ne işi var, ne gücü, ne de parası. Kadın zengin, kültürlü. Böyle bir ipsizin peşinden koşuveriyor. Bizim Tarzan Rıfkı, böylelerinin yanında ahlak zabıtasından madalya alır. Evet, iskelet haklı. Bizim Rıfkı'nın evlenme ilanına bir sürü cevap gelmiştir. Bundan hiç şüphem yok. Tahsin, senin hatan yüzünden sirkten aslanı kaçırdık. Eğer bulamazsak başımız belaya girecek. Aslan birkaç kişiye saldırırsa o zaman başımız dertte işte. Hay Allah. Şu aslanın gelmesine hala şaşırıyorum. Rıfkı bir nara patlattı, aslan hop diye çıktı geldi. Vallahi Rıfkı gerçek Tarzan. Dalga geçiyordu kıyarla ama Tarzan olduğunu Şişko'nun altına kaçırtmakla ispat etti. Bırakın dalga geçmeyi be! Sanki siz kaçırmadınız mı? Hepimizin altına kaçırttı. Ama aslan olmayan yere aslan dikti. Helal olsun. Ne çok mektup değil mi? Hepsi benimle evlenmek istiyor. Şaşırdınız değil mi ördekler?
Bir tanesini okuyayım. Vahşi Tarzan'ım, kız bana diyor. Vahşi Tarzan'ım, seninle evlenmek kim bilir ne güzel. Geceleri ormanda, ağaçların üzerinde uyumak ne romantik olur. Hemen eve gelip beni kaçır. Adresim şu: Jane Melahat, Bakırköy Cami Sokak, No 26. Islık çal, pencereden iple ineceğim. Islık çalmasını bilmem ki. Ya ben de davul çalarım. Gördünüz mü patlıcan kebapları? Bana aşık olanları? Ulan şimdi anladım. Dünyanın dörtte üçü manyak. Sahi o kızla mı evleneceksin? Yok be iskelet. Ben evleneceğim kızı seçtim. İşte bu mektubun sahibiyle. Yarın beni bekliyor. Büfede buluşacağız. Beni tanıması için yakama kırmızı gül takmamı istiyor. Madem daha vaktim var, o zaman bizi dinleyebilirsin canım Tarzan. Dinleyemem. Evleneyim, ondan sonra dinlerim. Hadi eyvallah. Ulan bizde hıyarlık ki bu manyaktan medet umuyoruz. Sesin kısılır inşallah. Jale. Ablan ne yapıyor? Evde oturuyor Rıfkı abi. Hiçbir tarafa da çıkmıyor. Beni düşünüyor mu? Tabii düşünüyor Rıfkı abi. Nasıl düşünüyor? Yanlama mı düşünüyor, düzleme mi? Yoksa tuzlama mı? Seni düşündükçe çıldırıyor. Aşkından mı? Hayır, sinirinden. Seni gördüğü yerde öldürecekmiş. Sen beni görmedin, tamam mı? Görmedim Rıfkı abi. Hadi eyvallah. O işlerin peşini bırak. Olur efendim. Buyurun efendim. Ne haber Zeki? Memduh'la konuştum baba. Kiralığı temin etmiş. Manyak Rıfat isminde biriymiş. Sizin anlayacağınız herif zır deli ama bugüne kadar üzerine aldığı bütün işleri bitirmiş. Biraz pahalı biri ama bizim için biçilmiş kaftan. Orhan'ın temizlenmesi bizim için şart oldu. Bu manyak Rıfat işi bitirir, kimse de bizden şüphelenmez. Ne zaman geliyor bu manyak? Yarın gidip biz onu köşeden alacağız baba. Niye buraya gelmiyor? Köşede neyin nesi? Adamın huyu böyle, ismi üstünde manyak Rıfat. Manyak biri de herhalde bizler gibi normal hareket edemez. Öyle değil mi efendim? Haklısın. Tanıyor musun bu Rıfat denilen manyağı? Tanımıyoruz efendim. Onu tanımamız için yakasına kırmızı bir gül takacakmış. Niye öyle? Manyak da ondan. Ulan Orhan. Ulan Orhan. Bizi manyaklara esir ettin. Seni gebertmek için delilerle işbirliği yapıyoruz. İşte orada. Herif her haliyle manyak. Kıyafeti bile ne kadar zırdeli olduğunu ispatlıyor. Baba seni bekliyor, almaya geldik. Kızın babası mı? Sen kızın babası diyorsan öyle olsun. Kız niye gelmedi? Kız mı? Aa, anladım. Kız hasta, babası istiyor. Evet, baba istiyor. Demek baba benimle konuşup işi bitirmek istiyor. Evet, seninle konuşup işi bitirmek istiyor. Gidelim. Babasının beklemesi ayıp olur. Evet, ayıp olur. Araba şurada.
Kadilla'ya da bayılırım. Buyurun efendim, buyurun. Siz babanın oğlusunuz galiba. Evet, öyle. Yani kızın kardeşleri. Evet, öyle gibi. Siz desenize benim kayınbiraderim oluyorsunuz. Siz öyle diyorsanız öyledir efendim. Ulan utanmıyor musunuz eniştenizin önünde sigara içmeye? Ben enişteniz olduğum müddetçe önümde sigara içirtmem. Anladınız mı? Katiyen içirtmem. Şimdi çabuk götürün beni babaya. Bu garanti 10 sene tımarhanede yatmıştır. Hadi beni ormana götür, beni götür. Hadi götür, götür, çabuk götür. Allah Allah, durak değil tımarhane. İşini bitireceğim adam ormanda mı? Evvela benim işimi bitir Tarzan'ım. Baba öyle mi talimat verdi? Babam sizlere ömür. Ne zaman öldü? Baba daha 5 gün evvel haber göndermişti. Demek sana ruhum gözüktü. Aman ne, gönlüm rahat olarak ormana gidebilirim. Hadi yürü Tarzan'ım. Çabuk mu olsun? Acı duymadan mı işini bitireyim? Bıçakla mı, tabancayla mı? Bu iş onlarla olur mu? Geç olsun ama, acı duymayayım. Tam bana göre bir iş, yürü. Kayınpederin ensesi kalınmış ha. İçerideki salonu gördüğünde ense kalınlığını daha iyi anlayacaksın o zaman. Kayınpederi görünce ensesinden öpeceğim. Böyle kalın ense öpülür değil mi? Buyurun efendim, buyurun. Hoş geldin evladım. Yaklaş. Yaklaş. Hoş bulduk babacığım. Ver elini öpeyim. Rica ederim. Ver elini öpeyim. Ya, estağfurullah. Bıraksana lan. Eğil bakayım babacığım. Korkma, bir şey yapmayacağım. Sen de bayağı kalınmış ha. Buyurun, oturun da konuşalım. Olur. Neden bağırıyorsun baba? Yahu kazık kadar adamsın, durduk yerde ne bağırıyorsun? Yazılanlar! Çekin şunu ayağımın üstünden! Şöyle gel abi! Geç şöyle otur. Baba çok hasta olmalı. Tabii gece incir ağacının altına işemiştir de ondan çarpılmıştır. Şimdi esas meseleye gelelim. Gelelim, geç bile kaldım. Ne bağırıyorsun lan? Çek, çek ayağını, çek, çek. Çek ayağını, çek. Çektim. Sen de çek. Sakın yerinden kımıldama. Sana 5 milyon veriyorum. Kabul mü? Demek bana başlık parası vereceksin. Hayret.
Erkeklere de başlık parası veriyorlar. Kızınızı mutlu etmek için kabul ediyorum. Yalnız 1 milyon daha arttırmanız lazım. Malum her gün hayat pahalılaşıyor. Efendim, bu manyak Rıfat'ın konuşması böyle. Adam zır deli, ne dediğini bilmiyor. Peki, 1 milyon daha veriyorum. Yalnız işi sessiz sedasız bitirmelisin. Merak etmeyin, ben düğünden falan hoşlanmam. Bir nişan takarım, kimse farkında olmaz. Ne düğünü? Ne nişanı? Efendim, espri yapıyor aklı sıra. Nişan takarım demekle kurşunlarım demek istiyor. Siz ona uyun, deliyle deli olmak gerek. Eğer nişan da istemiyorsanız açıkça konuşun, fısıldaşmayın. Yo, nişan isteriz. Ama iyi nişan olsun. Nişanı beğenirsem bakarsın 1 milyon daha toka ederim. Peki, kızı ne zaman göreceğim? Ne kızı? Efendim, anlamadınız mı? Öldüreceğim adamı ne zaman göreceğim demek istiyor. Ha, bu akşam misafirimsin. Yarın sana kızı gösteririm. Kızı beğeneceğinden eminim. Kuvvetli mi? Ağaçta iple sallanabilir mi? Efendim, adamı asarak öldürmek istiyor. İple sallanabilir mi'nin anlamı bu. Ha, demek öyle. Sallanmak ne demek? İpi göster, üzerine atlasın. Tarzan'dan daha iyi sallanır. Kumarhanedeki deliler bu manyağın yanında ilim adamı gibi kalır. Evet baba. Baba, camdan uçtu gitti. Bu manyak yakında bütün evi yıkar. Alo. Burada efendim. Baba, seninki arıyor. Söyle hayatım. Nasılsın Nonoş? Ayağın nasıl oldu? İyiceyim Meloş'um. Kürkü beğendin mi? Çok beğendim. Üzerimde apocuğum. Görsen bayılırsın, bana çok yakıştı. Yarın sendeyim. Bu akşam gelecektim ama Şan hocam gelecek. Öpücükler. Allah'a ısmarladık. Manyamış fahişe. Kendini okuyucu sanıyor. Yardım edin. Baba, babacığım. Ulan bunu doktora götürsenize. Babanıza havale gele gele sonunda öteki dünyaya havale olacak. Siz ne hayırsız evlatlarsınız be? Babanız ölüyor, siz öküz gibi herifin yüzüne bakıyorsunuz he? Ya adam olursunuz ya da her gün hepinizin birer dişini sökerim ha. Anlaşıldı mı? Baba, bu adamdan çekeceğimiz var bizim. Yine bir pencere camını götürdü inek. Yarına kadar pencere bırakmayacak bu herif. Yaktın mı ne manyak Rıfat? Yaktın ulan! Hayırlı sabahlar efendim. Hayırlı sabahlar. Patron, manyak Rıfat ortalıklarda yok efendim. Ne diyorsun? Akşam 5 milyonu aldı benden. Ben de enayi gibi verdim. Şimdi de toz oldu gitti. Ulan ne keriz herifin tekiyim be. Elimizle milyonları verdik. Biz yemedik, sen ye diye. Asıl manyak biziz, o değil. Ulan hep senin hıyarlığın yüzünden oluyor. Kiralık katil kullanmak senin fikrindi. Bu herifi de sen buldun bana. Ben sana kaç defa dedim ulan? Ha, kaç defa dedim Memduh'la iş yapılmaz diye? Sen gene gittin, Memduh'la iş düzdün. Ne oldu? Sonunda ne oldu ha? Sonunda bizim milyonlar gitti. Ya parayı ödersin, ya da ananı çifte telli oynatırım. Hangisini tercih ediyorsun? Çifte telliyi baba. Baba, babacığım. İki tokat da benim için at babacığım. Bu iyi terbiye almamış senden. Zaten ilk gördüğümde bir işe yaramadığını anlamıştım. Vay dostum. Seni gördüğüme sevindim. Gel otur şöyle. Beraber kahvaltı edelim. Neredeydin sabah sabah? Verdiğim parayı bankaya yatırdım. İleride lazım olacak. Çocuklarımız için tabii. Kimin çocukları için? Kızınla benim.
Benim kızımla mı? Yo, benim kızımla. Tabii senin kızınla. Sen galiba üşüttün. Üşütmedim. Üşütsem ateşim çıkar, nezle olurum. Ama senin rengin kaçmış babacığım. Galiba sen üşütmüşsün. Patron, size önemli bir haberim var. Söyle. Burada olmaz efendim. Bunu yalnızca size söyleyebilirim. Çok gizlidir. Söyle bakayım. Şuna bir bakın efendim. Bu resimdeki manyak Rıfat'sa terasta oturan manyak kim? Aman Allah'ım! Zeki! Zeki! Gel evladım. Seninle konuşalım biraz. Şu terasta oturan kim Zeki? Manyak Rıfat baba. Oradaki manyak Rıfat'sa... peki... şu gazetede resmi olan manyak Rıfat kimin nesi? Bilmiyorum baba. Ulan hırt! Gene beni yaktın. Ulan bu kaçıncı oldu? Geçen sefer de karşıma kaçakçı diye başkomiseri diktin. Bu sefer de manyak Rıfat diye polis müdürünü mü getirdin yoksa? Eğer bu da polis çıkarsa, artık ne yapacağımı sen düşün. Babacığım, istersen sen bırak, ben sıkayım bunun boğazını. Gerekmez. Sana ismini sormayı unuttum. İsmin ne senin? İsmim Rıfkı. Herkes bana Tarzan Rıfkı der. Ya, demek Tarzan Rıfkısın sen. Yoksa göbek adın Rıfat mı? Ben göbeksiz doğduğum için bana göbek adı koymamışlar. Ne iş yaparsın sen? Hiçbir iş yapmam. Ormanda yaşarım. Peki nasıl geçinirsin? İş yapmadan nasıl karnını doyurursun merak ediyorum. Enayiler sağ olsun. O kadar enayi var ki etrafta... insan 1000 sene bu enayiler sayesinde padişahlar gibi yaşar. Doğru. Bir sürü enayi var. Bazen ben bile enayi miyim acaba diye düşünüyorum. Ben insanlar nasıl enayi olur şaşıyorum. Ha enayi olmuşsun ha öküz. Ha enayi olmuşsun, ha eşek. Hiçbir farkı yok. Kayınbabacığım, kızımı bugün göreceksin demiştin. Saat kaçta göreceğim? Ne kızı? Kızını bana vermekten vaz mı geçtin yoksa? Geçsem ne olur? Madem kızını vermeyecektin, beni niye evine çağırdın? Vazgeçersen seni mahkemeye veririm. Tazminat davası açarım. Bak oğlum... benim aklım karıştı. Sen bana her şeyi baştan anlat ki aklım düzelsin. Kendime geleyim. Anlat oğlum. Anlatayım. Kızınız bana evlenmek için mektup gönderdi. Yakama kırmızı gül takıp büfenin yanında beklememi söyledi. Orada beklerken bu kayınbiraderler geldi. Beni evde beklediğinizi söylediler. Kızınız hastaymış. Hangi eşek söyledi? Bu kel kafalı eşek. Gel benimle. Ulan Teres, şimdi ne yapacağız? Adam her şeyimizi biliyor. Akşam yemekte içkinin tesiriyle ağzımızdan çok şeyler kaçırdık. Eğer bir kelimesini polise söylerse geri köpek sülalemiz cayır cayır yanar. Hep senin yüzünden hırt. Şimdi bu beladan nasıl kurtulacağız? Bir çare bulamazsan seni 7'ye katlarım. Öldürelim patron. Olur mu lan? Öldürürsek büsbütün yanarız. Buraya geldiğini en azından 3-5 arkadaşı biliyor. Babacığım, fısıldaşmayı bırakın. Beklemekten bıktım. Müstakbel eşim ne zaman geliyor? Bak oğlum, bir yanlışlık oldu. Bu işten vazgeçsen, evine dönsen. Mahkemeye veririm. Tazminat davası açarım. Sahtekarlık davası açarım. Ne kadar dava varsa hepsini açarım. Bak Tarzan Rıfkı evladım.
Beni mahkemeye versen dahi bir şey kazanamazsın. Çünkü benim kızım yok. Anlaşıldı mı? Benim kızım yok. Merhaba Nonoşlar. Merhaba Nonoş. Hani kızım yok diyordun? Herif mi bu? Seni sahtekarlığından ötürü yakarım. Kızını çok beğendim. Tam bana göre. Hemen nişan yapalım. Bırak beni! Bırak! Ulan senin sayende boynuzu doldu. Baba, gırtlağımı sıkmakla bir şey kazanamayız. Bir fikrim var. Bak patron, bana kızacaksın ama başka çaremiz yok. Melahat yengemizin bir müddet senin kızın numarasına yatması lazım. Ne diyorsun sen be? Ne diyorsun sen be? Ne diyorsun? Baba, bak beni iyi dinle. Başka çaremiz yok be baba. Bir kere hata yaptık, sonucuna katlanmak zorundayız. Şu Tarzan manyağı ile Melahat yengeye dümenden bir nişan yaparız, olur biter. Sonra? Bak, kızmadan düşün be baba. Başka çaremiz var mı? Zaten Tarzan nişanlandıktan sonra muhakkak evine çekip gidecektir. Bizi bir daha bulursa gelip benim kafama etsin. Sonra nişan meselesi gayri ahlaki bir durum da değil. Öyle değil mi baba? Nikah olsa ona evvela ben karşı çıkarım. Yahu senin namusuna halel getirir miyiz be baba? Belki haklısın. Peki Melahat'i nasıl kandırırız? Bak, bu iş olmazsa hapis yatacağını söylersin. Değil hapiste, istersen cehennemde yat. Olmaz dedim. Kızın olmamı nasıl istersin benden? Birkaç saat için. Bir nişan müddetince. Bunu yaparsan sana bir Mercedes alırım. Bu işi atlatalım, hemen seninle evlenir, balayı yapmaya Japonya'ya gideriz. Bir defa daha söz vermiştin. Bu sefer yapacağım. İstersen imza vereyim sana. Bak Abdullah, bu sana son iyiliğim. Eğer sözünde durmazsan seni perişan ederim. Bu iyiliğini hiçbir zaman unutmayacağım. Benim canım Meloş'um. Yarın Mercedes'i isterim. Tamam, tamam. Zeki yüzünden bu Tarzan manyağınla başımız derde girdi. Normal insan olmuş olsa meseleyi halletmek bir dakikalık iş. Eline biraz para verirsin, basıp gider. Ama ille de nişan diyor. Olur babacığım. Yalnız burnundan getire getire. Bak benim sevgili oğlum. Sevgili Tarzancığım. Hemen nişanı yapalım oğlum. Yapalım, bu iş bitsin. Sağ ol babacığım. Yalnız kızınla biraz anlaşalım öyle. İnsan kavun alırken bile dibine elleyip bakıyor. Ay! Babacığım, çok iyi kavun yetiştirmişsin. Ay! Çok iyi canım. Hemen nişanı takalım, yoksa delirmek üzereyim. Delirmekte haklısın babacığım. İnsanın böyle yakışıklı, güçlü erkeği görünce çıldırası geliyor. Ben de dayanamıyorum. Hemen bizi nişanla baba. Tahammülüm kalmadı. Benim de kalmadı. Başka göz atma, öpmem. İştahımı sonraya saklıyorum. Ulan seni gebertirim! Baba sakin ol baba! Babanın içinde bırak lan! Dur baba! Allah Allah! Kızını öpmüyorum diye bana kızıyor. Baba, nişanı hemen taksak iyi olacak. Hakikaten nişanı taksak iyi olacak. Gelin sizi nişanlayayım. Ha şöyle. Ben kaideye ve usule göre nişanlanırım. Neymiş o kaide? Tarzan, Tarzanca nişanlanır. Anlatayım.
Bak şimdi, geliyorlar. Melahat, babana boynuzlar ne kadar çok yakışmış. Hakikaten çok yakışmış. Boynuzlu baba. Buana bango bungo. Sen takacak nişan yüzükleri şimdi, biz sevinecek. Tarzan ne derse o olacak. Tarzan ve Jane Melahat mutlu olsunlar. Nereye gidiyorsunuz? Çocuk yapmaya babacığım. Bizim bildiğimiz gibi mi çocuk yapacaksınız? Evet, sizin bildiğiniz gibi babacığım. Ne oldu be baba? Ulan daha ne olsun Ergele? Beni boynuzlu da yaptın sonunda. Senin verdiğin akıl yüzünden kendi elimle Melahat'i Tarzan denilen o Hergele'ye peşkeş çektim. Ulan senin gibi serseme, Zeki ismini veren Hergele'nin ağzına tüküreyim. Yürü, yürü ulan beni, benimle ağaçların arasına yürü. Baba, yapma baba, bir daha fikir vermem baba. Melahat yengeyi evine bıraktım baba. Otur şöyle. Bütün belaları başıma açan sensin Zeki. Bu beladan da gene sen bizi kurtarmak mecburiyetindesin. Eğer kurtaramazsan seni yağlı kazığın üzerine oturturum. Bak bir planım var baba. Ha. Yolda aklıma geldi. Boktur gene. Yahu dinle önce. Rıfkı'yı kerpeten Hüsnü'nün üzerine salacağız. Biliyorsun Hüsnü'nün affı yoktur. Hele kendisinden haraç istendiğinde. Arap Necati'yi nasıl yok ettiği malum. Rıfkı'yı Hüsnü'nün üzerine nasıl salacağız? Gayet basit. Rıfkı namına Hüsnü'ye telefon açıp haraç isteyeceğiz ve randevu vereceğiz. Rıfkı randevuya gidince nalları dikecek. Biz de suya sabuna dokunmadan Rıfkı'dan kurtulacağız. Polis de gelip Hüsnü'nün kafasına binecek ve böylece Hüsnü'nün sana attığı kazığın da intikamını almış olacağız. Yani bir taşla iki kuş vuracağız. Plan çok güzel Zeki, kendini affettirdin. Yalnız Rıfkı'yı Hüsnü'ye nasıl göndereceğiz? Melahat yengeyi kaçırdığımızdan Rıfkı'nın haberi yok. Melahat'i Hüsnü kaçırdı deyip Rıfkı'ya Hüsnü'nün adresini vereceğiz. Tarzan zaten süper manyak. Fırladığı gibi Hüsnü'nün yanında soluğu alacak ve kurşunu da beynine yiyecek. Aferin ulan Zeki. Plan tutarsa sana 1 milyon lira mükafat veririm. Bak, eğer planım tutmazsa bu sefer beni yağsız kazağa oturt baba. Bana Hüsnü'yü ara Zeki. Alo, Hüsnü Bey'le görüşmek istiyorum. Kim derse Tarzan Rıfkı arıyor dersiniz. Bir dakika efendim. Patron, sizi telefondan istiyorlar. Kim telefon ediyor? Tarzan Rıfkı isminde biri. Tarzan Rıfkı mı? Evet efendim. Şu ordulu Tarzan olmalı. Şimdi yandık. Bu ordulu Tarzan belanın da belasıdır. Tanıyor musunuz patron? Geçen sene bir adamını dövmüştük. Demek hapisten çıktı, bizden intikam almaya geliyor. Kendisini ismen tanıyorum, şahsen hiç görmedim. Namı bütün Türkiye'ye yaygın. Haber göndermiştim, adamını kazayla dövdük diye. Ama inanmadı. Hapisten çıkayım, kendi ellerimle intikam almaya geleceğim diye haber göndermişti. Hatırladım efendim. Şimdi ne yapacağız? Anlaşmaya çalışacağız. Anlaşamazsak İstanbul'da itibarımız sıfıra iner. Benim için yok de. Sor bakalım ne istiyor. Peki efendim. Alo.
Alo, bir dakika. Bak Hüsnü. Efendim Hüsnü abi, biraz önce dışarı çıkmış. Ne söyleyecekseniz bana söyleyin. Ben Tarzan Rıfkı. Biraz sonra oraya geleceğim. Hüsnü denilen hergele 10 milyon lira hazırlasın. Onu almaya geliyorum. Babacığım. Hayırlı sabahlar babacığım. Nişanlım Melahat nerede? Aradım bulamadım. Ah sorma oğlum. Melahat'i kaçırdılar. Kim kaçırmış? Kerpeten diyanılan Bela Hüsnü. Şimdi gidip o belayı hela durumuna sokmazsam bana da Tarzan Rıfkı demesinler. Verin lan şu kerpetenin adresini. Mehtap Aile Gazinosu Yeniköy. Güle güle. Ahirette buluşuruz Tarzan Rıfkı. Gider ayak holin camını götürdü inek. Helal olsun be babacığım, gitti ya. 10 cam kırsın isterse, kurtulduğumuza değmez mi? Vallahi değer. Getir bir şişe viski de bu olayı kutlayalım. Oldu be babacığım. Oh be, dünya varmış. Kerpeten üstü haraç veriyor. Olacak şey mi bu? Ama oluyor işte. Ordunun arkasında ordu kadar adam var. Aracı vermesek gelip bizi haritadan silerler. En aşağı 200 köpeği var. Isırmak için bekliyorlar. Yalnız haraç verdiğimizi hiç kimse ağzından kaçırmasın, yoksa yakarım. Merak etme Hüsnü abi. Ağzımızı açmayız. Gel de hergele. Hüsnü sen misin? Hayır. Patron içeride. Hanginiz Hüsnü? Ben. Nerede? Burada çantada. Tam 10 milyon. Apo'nun kızı Melahat'ı soruyorum. Ayağı kırık Apo'nun Melahat'ı mı? Evet o. Nerede? Merak etme. İlhan seni Melahat'ın yanına götürür. Bizim yerimizi kim söyledi Tarzan abimiz? Kırık ayaklı Apo mu? O tabi. Adamın canını yakarsanız söyler. Bir daha böyle haltlar yemeye kalkmayın. Anladınız mı? Hadi hoşça kalın. Bir dakika. Çantayı unuttun abi. Şu ufak hediyemizi kabul et. İstemiştin ya. Buyurun. Doğacak çocuklarım için değil mi? Evet onlar için. Sağ ol. Bundan sonra senin adın Kerpeten Hüsnü olmasın. Duba Hüsnü olsun. Demek bizim yerimizi Tarzan'a söyleyen Apo. Yandın ulan Apo. Öteki ayağını da ben kırayım da aklın başına gelsin. Beni nasıl buldun Rıfkı? Şaştım doğrusu. Apo mu söyledi? Hayır, Hüsnü söyledi. Şu anda Tarzan Rıfkı denilen sersem, arkadaşımız Zeki sayesinde öteki dünyaya gitmiş bulunmaktadır. Gebermesinin şerefine içelim. Alo, ben Abdullah. Babacığım, sen misin? Ben Rıfkı. Melahat'in yanındayım, onu buldum. Ne? Rıfkı mı? Ulan sen ölü değil misin? Ulan ölü adam konuşur mu? Biraz sonra Melahat'i oraya getireceğim. Şimdi biz çocuk yapımına giriyoruz Melahat'le. Ellerinden öperim babacığım. Gene Melahat'i yiyor hercele. Ulan Zeki, gene beni yaktın, beni boynuzlu ettin. Geç içeri, kolcağı yakarım. Hüsnü. Demek Tarzan'ı üzerimize salan sensin ha? Beni dinle Hüsnü. Seni dinleyecek zamanım yok. Ancak seni dövecek kadar zamanım var Apo.
Babam nerede? İçeride beyim. Babacığım biz geldik. Niye gözlük taktın baba? Gözlerin mi bozuldu? Aa, gözlüğün çerçevesi nerede? Ay! Aa. Babacığım, gözünü yağlı boyaya sürmüşsün galiba. Ne yağlı boyası? Babamı biri fena dövmüş. Dövmüş mü? Şimdi ben onlara gösteririm. Ay Allah! Ya baba, kimi dövmeye gitti bu manyak? Seni kim dövdü bilmiyor ki. Vay salak vay! Ulan Zeki, bu belayı sen başımıza bela ettin. Gebertemiyorum da. Polis bizi sürekli izliyor. Başkasını öldürtelim diyorum, her gele baskın çıkıyor. Ne yapacağım ulan ben? Sinirden ölecek miyim ha? Ölecek miyim ulan? Bak Melahat, bizi sen kurtarırsın. Evlen bu salakla. Bizi bu dertten kurtar. Sonra boşanırsın, olur biter. Yok öyle şey. Ben bu aptalla dünyada evlenmem. Beni başından salmak istiyorsun ama ben o dolmayı yemem. Bak Abdullah, bana bir daha böyle teklifler yaparsan seni yakarım. Sonra da karşına geçer, alevinle ısınırım. Peki ne yapacağız? Bunu başımızdan nasıl def edeceğiz? Ben buldum patron. Ulan sen fikir verme, parçalarım seni. Palabıyık Rocky diyecektim patron. Ne olmuş Palabıyık Rocky'ye? Biliyorsun patron, Palabıyık Rocky'nin hiç affı yoktur. Rıfkı'yı Rocky'nin üzerine salarsak, Rocky Rıfkı'yı katlar, sonra da paketleyip çöplüğe atar. Rocky bunu yapar. Ama Rıfkı'yı Rocky'nin üzerine nasıl salacağız? Pek düşünemedim orasını patron. Ben buldum Zeki. Sen o güzel kafanı fazla yorma. Rıfkı'ya Hüsnü'ye yaptığımız numarayı yapacağız. Ama biraz farklı. Melati Rocky kaçırmış olacak. Rocky yarın arkadaşlarıyla bir yemekli toplantı yapacak. Beni de çağırdı. Ben gitmeyeceğim tabii. Biz bu toplantıyı Rıfkı'ya düğün merasimi diye yutturacağız. Melahat de Rocky evleniyor diyeceğiz. Rıfkı delirecek, fırladığı gibi soluğu Rocky'nin evinde alacak. Palabıyık Rocky de Rıfkı'yı şişe takıp çevirecek. Biz de böylece kurtulacağız. Patron, Palabıyık Rocky Hüsnü'ye benzemez. Dalgayı çakarsa hepimizi kıçımızdan çengele asar. Rıfkı öldü mü kimden öğrenecek hıyar? Fazla konuşma. Bizim salatalık biraz sonra aklı başına gelip döner. Onun için Mela sen hepimizi bağla. Sonra da ortadan toz ol. Rıfkı bizi bağlanmış görünce ne söylesek inanır. Zeki, ip getir bakalım. Bağış üstüne patron. Sen çok zeki bir insansın Abdullah. Seni bunun için de seviyorum. Bu Tarzan'a ne oldu acaba? Kaç gündür ortalarda yok. Başı belaya girmesin. Girebilir. Hiç bu kadar gözükmediği olmamıştı. Oğlum, Rıfkı'nın ne manyak olduğunu hepimiz biliyoruz. Başka bir ormana dalmıştır. Benim bildiğim kız bakmaya gitmişti, ormana değil. Kendi gibi manyak bir karaya rastlamışsa soluğu ağacın tepesinde almışlardır. Olabilir. Biraz daha bekleyelim. Gözükmezse polise haber veririz. Manyak mısınız be? Birbirinizi bağlamışsınız. Niye ağızlarınız bantlı? Ha anladım, bana küstünüz. Benimle konuşmamak için ağzınızı tıkadınız. Madem benimle küstünüz, ben de sizinle konuşmam. Ne yapsan konuşmayacağım. Senin de canın pro içmek istiyor.
Ulan bir pro için ağlanır mı be? Allah! Bir pro için Allah diyorsun. Al iç bakalım. Bırak şimdi proyu. Melahat'i kaçırdılar Rıfkı. Melahat'i mi kaçırdılar? Evet, Melahat'i kaçırdılar. Bizi de bağladılar. Ben şimdi kaçıranları yakalarım. Dur, nereye gidiyorsun? Hey! Nereye gidiyorsun? Hey! Dünyada bu Rıfkı gibi budala yoktur. Gene kim olduklarını sormadan gitti. Ulan sor bakalım kim kaçırdı diye. Hay Allah'ım! İster misin 3 gün yemeden içmeden bağlı kalalım burada? Ulan Zeki! Gene senden çıktı bu bala bıyık Raki. Elbet çözülecek bir gün ellerim. O zaman seninle konuşurum. Saat gecenin 2'si oldu. Rıfkı'nın geleceği yok. 3 gün sonra bizim ölümümüzü bulurlar burada. İşte pisi pisine gitme buna derler. Ben bu hale düşecek adam mıydım? Nereden döndüm biliyor musunuz? İçmelerden. Su içmek için durmasam soluğu Ankara'da alacağım. Sizin aptallığınız yüzünden. İnsan Melahat'i kaçıranların kim olduğunu söylemez mi? Kim kaçırdı Melahat'i? Fırsat vermedin ki. Şimdi veriyorum. Kim kaçırdı? Pala bıyık Raki. Pala bıyık mı? Şimdi bulur gelirim. Hey! 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 Yine gitti. Nerede olduğunu öğrenmeden toz oldu. Bağlı kaldık. Bu sefer garanti Ankara'ya kadar gider. 10 günde de zor döner. Mahvolduk. Oh. Gideli bir saat oldu. Bu adam gelmez artık. Melahat'e gelmeyeceğine göre biz bu halde geberip gideriz. Getirdim pala bıyığı! Yürü lan! Melahat'i bu pala bıyık kaçırdı değil mi? Nerede Melahat, konuş! Ne Melahat abi, bilmiyorum ki! Bana bak, yalan söylüyorsun, konuş dedim! Konuş lan! Ne konuşayım abi? Öldürürüm seni, konuş diyorum! Bilmiyorum ki abi! Bilmiyor musun? Bıyığını yollayayım da belki aklın başına gelir! Yandım oğlum, yandım! Bizim de anamız 3 günden beri yanıyor! Söyle, Melahat'i nereye kaçırdın? Söyle diyorum, söyle lan! Melahat'i kaçıran bu pala bıyık değil. Nereden buldun bunu? Sokaktan, yoldan geçerken yakaladım. Değil, bırak gitsin. Hadi git bakalım. Ama tek bıyıkla gidersen el aleme maskara olursun. Yandım anam! Hep yandım anam diye bağırıyorsun. Biraz da yandım babam diye bağırsana. Yandım babam! Hadi yürü! Babacığım, kim bakayım bu pala bıyık, gidip onun bıyıklarını yolayayım? Bundan sonra yolumuz düz olacak. Bizi kimse durduramayacak. İnsan büyüdükçe daha da büyümek istiyor. Bir gün gelecek, hiçbir yere sığmayacağım. Yeni işler düzenledim. Dünyaya ün salacağım. Ben işimde kral olmak istiyorum. Ben kralım, evet kral. Yeraltı dünyasının kralı. Siz dostlarım, benimle büyüyecek, benimle zenginleşeceksiniz. Dünyaya hakim olacağım ve ben buna layığım. Komiser Asım Bey geldi efendim. Niye gelmiş acaba? Oo, komiserim, ne şeref! Doğum günüme hoş geldiniz. Demek bugün doğdun pala bıyık. Dikkat et, doğduğun gün ölme sakın. Aman komiserim, ölmek için daha çok gencim. Ne zaman öleceğim beni ilgilendirmez pala bıyık Raki. Beni ilgilendiren çevirdiğin pis işler. Senin bugün doğmadığını çok iyi biliyorum. Toplantını duydum. Acaba ne işler çeviriyorsun? Toplantıda kimler var, şöyle bir bakayım dedim. Sana bir nasihat. Hakkında çok dedikodular var. En ufak bir açını yakalarsam seni içeri tıkarım. Yolda giderken bir kedinin kuyruğuna bassan, seni can yakmaktan tutuklarım. İçinizde pala bıyık denen hıyar kim?
Bana bak, Rocky sensin. Bıyıklarından belli. Nerede olan kaçırdığın kız? Ne kızı oğlum? Söylemezsen bıyıklarını yolarım. İsmin sonra tüysüz Rocky olur. Bırak yakamı. Bırakayım. Sen oynattın mı oğlum? Komiser bey, bir yanlışlık olacak. Ben kız filan kaçırmış değilim, inanın. Ben emniyet teşkilatından komiser Asım. Derdini bana söyle oğlum. Bu adam kız mı kaçırdı? Evet komiser bey. Nişanlımı kaçırdı. Şimdi şeytan diyor ki şuna iki tokat çek. Bir de midesine indir. Çenesine iki yumruk. Ama yapamam ki, vuramam ki. Size karşı saygısızlık olur. Ama vurmamak için kendimi zor zapt ediyorum. Ama yapamam ki. Gördünüz, hiç vurmadım. Demek pala bıyık Rocky. Eroin kaçırmak kafi gelmedi. Şimdi de kız kaçırıyorsun ha? Ben kimseyi kaçırmadım komiserim. Kaçırdım Dürzü, nişanlımı kaçırdım. Kız kaçırmanın hesabını kanun karşısında vereceksin Rocky. Komiserim. Komiserim, sizinle konuşabilir miyim? Söyle Erol. Efendim, pala bıyığın kız kaçıracağını hiç zannetmiyorum. Herhalde onu tutuklayamazsınız. Kız kaçırmadığını ben de biliyorum. Pala bıyığın birkaç saat tutuklu kalması aklını başına getirir. Onun için tutuklayacağım. Hı hı. Hakkında şikayet var. Seni kız kaçırma suçundan tutukluyorum. Bu manyağın lafına bakıp beni tutuklayamazsınız. Baksanıza herif zır deli. Zır deli senin teyzendir. Komiser bey, nişanlım nerede hala söylemedi. Karakolda her şeyi anlatır, merak etme, yürü. Bunun teyzesi de pala bıyıklıdır. Çocuklar, kadehimi şu salak heriften kurtuluşumuzun şerefine kaldırıyorum. Şerefe. Hadi sevgilim, sen de kaldır. Deriyi görmeden paçaları sıvama. Ne demek istiyorsun hayatım? İnşallah demek istiyorum. Ne demek inşallah? Yani inşallah. Her seferinde bir aksilik oldu da. Bu sefer olmayacak. Pala bıyık Rocky onun lime lime edecek. İnşallah. İnşallahı maşallahı yok. Bu sefer aksilik olmayacak. Olmayacak. Hep birlikte söyleyin. Olmayacak. Olmayacak. Babacığım. Aa, Melahat gelmiş. Olamaz. Oldu bile. Ya boşu boşuna adamın günahına girmişsin baba. Pala bıyık iyi çocukmuş. Melahat'ı kaçırmamış. Hem baksana Melahat burada. Neyse rahatsız olma babacığım. Aa, neyi kutluyoruz? Anladım. Düğün öncesini kutluyoruz. Size söz veriyorum. Bundan sonra Melahat'ı kimse kaçıramayacak. Hiçbir aksilik olmayacak. Melahat'la evleneceğim. Dışarı gel benimle. Zeki beni kurtarmazsan seni kuşbaşı doğrarım. Baba, aklıma bir fikir geldi. Bu manyağı eline bir çanta dolusu eroin verip polis müdüriyetine göndereceğiz. Yarın polis günü biliyorsun. Git emniyet müdürüne bunu sat diyeceğiz. Polise bizim ismimizi verse bile polis bize bir şey yapamaz. Bizim eroinle hiç işimiz olmadı biliyorsun. Müdüriyete nasıl göndereceğiz? Çok basit. Bak beni iyi dinle baba. Kızımı sana vereceğim. Ama evvela bir iş sahibi olman lazım. Biz sana iş bulduk. Bundan böyle çok büyük ve ünlü bir firmanın tek ve yetkili pazarlamacısı sen olacaksın. Firmanın ismi Eroin San Holding. Yeni imalatın ilk tanıtımını emniyet teşkilatına sen yapacaksın. Bu firma açısından da büyük bir jest olacak, değil mi? Yarın polis teşkilatının kuruluş yıl dönümü, tanıtım için en uygun gün. Ya, geleceğin en büyük patronu sensin. En büyük patronun şerefine. En büyük patronun şerefine. Kardeşim, müdüriyet burası mı? Evet, burası. Sağ ol. Adli tıptan rapor bekliyoruz efendim. Bu konuda daha önce de bilgi vermiştim. Gel! Efendim, Rıfkı isimli biri sizinle görüşmek istiyor. Ne görüşecekmiş?
Söylemiyor, büyük bir holding yetkilisiymiş. Gelsin. İyi günler. İyi günler, hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Ben Eroinsan Holding'in tek yetkilisiyim. Hı. Eroinsan mı? Evet. Polis teşkilatınızın kuruluş yıl dönümünde yeni mamülümüz olan insan vücudunu geliştiren ve insan kafasını kuvvetlendiren çok çok faydalı olan Eroinsaf isimli mamülümüzün tanıtımını sizlere yapmak için geldim. İşte ilk defa tadına bakmak şerefini size veriyorum. Tadı nefistir, kokusu latiftir ve hepsinden önemlisi saftır. Bu eroin yahu. Tabii eroin. İnanın efendim, bu güzel mamülümüz eroin safın tiryakisi olacaksınız. Tabii başta siz. Sen neler söylüyorsun be? Seni tutukluyorum. Bir dakika müdür bey. Ben bu beyi tanıyorum. Size hakkında malumat vereyim. En az 30 seneye. Yok, 30 sene değil. Kanuna göre müebbet. Onun bir daha gün yüzü görmesi imkansız. Bu beladan da böylece kurtulduk. Hayat ne kadar güzelmiş. Zeki evladım, seni tekrar çok, çok sevmeye başladım. Varlığın bana güven veriyor. Rıfkısız dünya bundan böyle güzel, çok güzel olacak. Babacığım! Rıfkı! Babacığım, bütün malları sattım. Emniyet müdürü bir dahaki kutlamaya iki çanta daha eroin sipariş etti. Onların parasını da peşin ödedi. Hepsi burada. Tut. İşte bak. Bütün polis teşkilatını da düğünüme davet ettim. Peki, benimle gel. Ulan! Bugüne kadar verdiğin fikirlerden hep zarar gördük. Sana son bir şans veriyorum. Eğer bu sefer de bu belayı başımızdan salamazsan delinin üzerim ulan. Tamam patron. Bu sefer parlak bir fikir geldi aklıma. Beğenmezsen istediğin yerimi yüzebilirsin. Madem ki biz bir şey yapamıyoruz, o zaman bir başkası yapsın. Kim? Adam şerbetli sanki ulan. Gene polis. Polis mi? Polis para verip gönderdi. Fikir mi bu? Harika fikir patron. Tarzan Rıfkı'dan bizi ancak gene polis kurtarır. Öyle bir şey yapalım ki polis bu sefer onu muhakkak içeri atsın. Ne yapacağız? Düğünde cebine eroin koyarız ve polise ihbar ederiz. Eroini Rıfkı'nın cebinde yakalayan polis onu içeri atar ve biz de kurtulmuş oluruz. Aferin ulan. Aferin. Bak, ilk defa bu fikrini beğendim. Aferin sana. Gel. Gel seni bir öpeyim. Yalnız bir şey var patron. Neymiş o? Melahat yengemi Tarzan Rıfkı ile evlenmeye razı edeceksin. Şart mı? Başka çare yok. Bak güzelim. Onunla evleneceksin. Apo, sen bayağı birinci sınıf godoş olmuşsun. Kendi elinle beni o manyağa veriyorsun. Sen ne biçim erkeksin? Evleneceksin dedimse, tam bir evlilik değil. Nikahtan önce polis basacak, o Tarzan denilen deliyi alıp gidecek, sonra biz evleneceğiz. Balayına istediğin yere gideriz, tamam mı? Buna da peki. İnşallah gene bir aksilik olmaz da, o Tarzan denilen adamla ömür boyu evli kalmam. Ne haber? İyilik vallahi. Çok fiyakalısın ha. Yok ya. Bana bak, kendine iyi bak. Salon çok kalabalık. Olur, bakıyorum. Hadi eyvallah. Hangi hayvan koymuş ceketi buraya? O hayvanı görmedim vallahi. Tamam patron, eroini cebine koydum. Güzel, 10 dakika sonra bu Tarzan manyağından kurtuluyoruz. Hı hı. Zeki, bundan sonra senin payını artırıyorum. En büyük parayı sen alacaksın. Sağ ol baba.
yengeciğim. Belediye başkanının bana verdiği yetkiye dayanarak... Bir dakika! Nikahı durdurduğum için özür dilerim. Oo müdürüm! Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Hoş bulduk. Bir ihbar var. Hepinizin üzerine aratmak zorundayım. Sayın misafirler, lütfen sakin olun. Polise yardımcı olmalıyız. Evvela beni arayın. Ha. Ulan Zeki, ne biçim iş bu? Vallahi patron ben de anlamadım. Onun cebine koydum, sizin cebinizden çıktı. Bak şimdi gör, müdürüm Rıfkı'yı da arayın. Onun cebinde de eroin var. Kendi elimle koydum. Ya, kendi elinle koydun ha? Ha. Onu aramaya lüzum yok. Müdürüm, bunların hepsi aynı şebekeden. Hı. Melahat da dahil. Hepsini tutuklayın hadi, götürün. Thank you.